Merhabalar, ben Latife Çeri. Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeniyim. Şu anda ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal Geliştirme Bölümünde destek vermekteyim. Bugün sizlere İngilizce öğretmenlerin yapay zeka kullanımına yönelik görüşlerini bahseden bir çalışmadan bahsedeceğim. Sunu akışımızda problem durumumuz, araştırmamızın amaçları, sorularımız, bulgularımız, sonuç ve önerilerimiz yer almaktadır. Problem durumu deyince biz İngilizce öğretmenlerin en büyük problemi olarak zaman sıkıntısı yaşamaktayız. Bildiğiniz gibi ders saatlerimiz kısıtlı ifade edilmekte. Bu kısıtlılıktan dolayı ise öğrencilerimize vermiş olduğumuz ödevlendirmeleri ise zamanında gerçekleştirememekteyiz. Ardından iletişimsel becerilerimiz olan konuşma, yazma gibi becerilerimizi göz ardı etmek zorunda kaldığımız ve son olarak da bakanlığımızın geliştirmiş olduğu yeni sistemle açık uçlu soru yazmakta da sorunlar yaşamaktayız bildiğiniz gibi. Şunu da söylemekten göz ardı etmeden geçmek istemiyorum. Yeni öğretim programında da bahsedilen farklılaştırmayı bizler nasıl yapacağımızın farkında değiliz maalesef ki. Peki eğitimde yapay zeka için neler yapılmış, kimler neler bulmuş diye baktığımızda ise Holmes tarafından yapılan çalışmada yapay zeka uygulamaları, eğitimde veri madenciliği, kişiselleştirilmiş eğitim, akıllı ajandalar, özel ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim, otomatik test, yönetimsel, ders programı oluşturma ve sınav yönetiminde kullanılmaktadır yapay zeka programları. OECD'ye göre ise bireyselleştirilmiş öğrenmeyi hedefleyen, gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan öğretim programı, içerik oluşturma, video konferans, üç boyutlu teknolojiler ve sınıf yönetiminde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalara baktığımızda ise Şen Yaman tarafından yapılan çalışmada ChatGPT uygulamasının motive edici bir ortam sağladığını ve kullanıcıların kendini rahat hissettiklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan Seyrek ve arkadaşları ise öğretmenlerin profesyonel gelişimine destek sağladığını ve öğrencilerin akademik başarısını da arttırdığını ifade etmiştir. Köse ve arkadaşları ise öğretmenlerin işini kolaylaştırdığını ve öğrencilere eğlenceli bir ortam sağladığını ifade etmiştir. Bizim çalışmamızda ise İngilizce öğretmenlere bu yapay zekalarından hangilerini tercih ettiklerini, ne sıklıkta kullandıklarını ve hangi alanlarda kullandıklarını görmeye hedefledik. Ve karşılaştıkları sorunlar nelerdi, kendilerince bu sorunlara nasıl çözüm önerileri bulmuşlardı? Çalışmamız nicel araştırma tekniklerinden tarama modeli olarak gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 113 tane İngilizce öğretmeninden elde edilmiştir. Herhangi bir örneklem kıstası ele alınmamış, seçkisiz örneklem kullanılmıştır. Demografik yapımıza baktığımızda ise çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin %26'sı 6 ile 11 yıllık deneyime sahipken %31'i 12 ile 17 yıllık öğretmenlik deneyimine sahiptir. Ancak katılımcılarımızın %56.6'sı lisans, 38.1'i yüksek lisans, 5.3'ü ise doktora düzeyinde eğitime sahiptir. Ayrıca diğer taraftan diğer demografik bilgimizde ise temel eğitim düzeyinde %40.7'si temel eğitimde, 44.3'ü orta öğretim düzeyinde, 6.2'si ise Bilsem'lerde görev alırken 8.8 ise öğretmenlik dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli alanlarında görev aldığı ortaya konulmuştur. Peki yapmış olduğumuz çalışma Google Forms üzerinden bir anket aracılığıyla gerçekleşmiştir. Sorduğumuz ilk soru yapay zeka teknolojilerini ne sıklıkta kullandıklarını sorduğumuzda öğretmenlerimiz ihtiyaç duydukları anlarda kullandıklarını ifade ediyorlar. Düzenli bir kullanıma sahip değiller. Peki yapay zeka teknolojilerinden en çok hangisini tercih ettiklerini sorduğumuzda ise ChatGPT birinci sırayı yer almakta. Arkasından Microsoft, Copilot ve diğerleri devam etmektedir. Yapay zeka araçlarının kullanımı, teknolojileri hangi alanlarda kullanıyorsunuz sorumuza ise genellikle öğretmenlerimiz ders tasarımı yani planlamada ders planlarımızı oluşturmakta kullandıklarını ve bildiğiniz gibi CFR'ın da bize bahsettiği gibi alımlama ve üretim, produktif ve reseptif skill'lerimize ağırlıklı içerikler oluşturmakta kullandıkları ortaya çıkıyor. Maalesef ki çok az bir
bölümü ise soru yazma veya ödev oluşturmakta kullanmaktadırlar. Peki dedik yapay zekayı kullanırken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? En büyük zorluğunuz nedir sizlere dediğimizde? Bize yönlendirme çerçevesi yani prompt yazmakta zorlandığını öğretmenlerimiz doğru prompt yazamadığı için istenilen sonucu elde edemediklerini ifade eden ağırlıklı olarak bu şekilde ifade ettiler. Ayrıca kısıtlı kullanım, aldığı bilginin herhangi bir telife takılıp takılmadığını bilmediğinden bu korkuları yaşadığını ifade ettiler. Okullarda kullanmak isteyen öğretmenlerin ise teknolojik altyapı yetersizliğinden dolayı okullarında derslerinde kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Peki dedik ki sizler bu problemlere karşı nasıl bir çözüm yolları bulursunuz, ne yapılmasını istersiniz sorusuna ise öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu hizmetçi eğitimler, öğretim programındaki düzenlemeler ve teknolojik altyapı desteğinin istediğini ifade etmişlerdir. Bizler öğretmenlerimizden aldığımız verilerde beceri temelli etkinlik oluşturma, ders içi etkinlik tasarımı, ders planlama, öğrenci başarısını değerlendirme ve çok az kısmı ise soru ulaştırmakta kullanmaktadırlar. Tercih edilen programlar öğretmenlerin genellikle bilgi tabanlı, daha çok kendilerinin ders planlarını oluşturmakta kullandıklarını görüyoruz. Aslında yapay zeka sadece bunları bizlere vermiyordu. Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı, bireysel dönüt oluşturma, sınıf içi yönetimsel amaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Ancak öğretmenlerin en büyük sorunu olarak uygun yönerge yani prompt yazmakta zorlandıkları ve okullardaki altyapı yetersizliği, elde ettikleri bilginin güvenilirliği ve telif konularında şikayetçi oldukları belirtilmiştir. Bizler bu çalışmada elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şu önerilerde bulunabiliriz. Yapay zekada öğrencilerimizle yapay zekayı kullanarak otomatik dönüş sistemi kullanabilirsiniz. Yani öğrenciniz diyelim ki yazma becerisiyle ilgili bir ürün çıkardı. Bu ürünü uygun promptlar vererek kendisinden dönüt olarak hızlı dönütler sağlayabilirsiniz. Öğrencilerle yapay zeka programı, tabii bunları biz yapamayız belki ama daha üst düzeydeki yer alan kişiler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, yapılan sınavlara göre destekler sağlayabilir. Nasıl yapar? Öğrencinin kazanım eksikliğine göre destekler soru göndererek öğrenciyi bu şekilde eğitime desteklemiş olurlar. Ayrıca yönerge oluşturma, etik eğitimi gerekli olduğunu özellikle bunu vurgulamışlar öğretmenlerimiz. Bunlar için de hizmetçi eğitimler biliyorsunuz ki daha çok GİTEK şu anda birçok eğitim düzenlemekte. Bunun yanında bizler şunlardan talep edebiliriz. ÖBA'da bir öğretmen yapay zeka topluluğu sağlayarak öğretmenlerimiz sınıfta kullanmış oldukları yapay zeka kullanımları nasıl yaptı, neler elde etti bunların paylaşımlarını sağlayabilirler. Ayrıca bizlere yeni test ve değerlendirmelere yeni bir boyut yapay zeka ile karşılaştırabiliriz. Son olarak da şunu söyleyebilirim ki öğretim programımız değişiyor ve içinde yer alan farklılaştırma kavramını bizim daha rahat uygulayabilmemiz için yapay zeka bize destek sağlayabilmektedir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Emeklerinize sağlık Latife Hocam. Tebrik ederim çalışmanız için. Ben yapay zeka ile ilgili, yani nitel veri analizinde daha çok kullanıyorum. Etik kaygılarla ilgili çok fazla, yani gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenler, gerekse diğer, yani tüm kullanıcıların etik konularla ilgili kaygı duyduğunu düşünüyorum. Çünkü verilerinizde de çıkmış, burada öğretmenler buradan elde ettiği verileri kullanırken hem gerek kendi bilgilerini orada paylaşma, gerekse oradan elde edilen bilgileri kullanma noktasında yani sonuçta yabancı menşeli bir uygulama olduğu için birçoğu, hatta hepsi diyebiliriz. Bu noktada bizim yani yerli bir arama motoru diyeyim, böyle bir yapay zeka uygulamasına ihtiyacımız var ki güvenlik konusunda daha rahat olabilelim diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili varsa görüşünüz paylaşabilirseniz sevinirim.
Ben de bugün şans eseri geldiğimde kartımı almak için giderken bir bayanla tanıştım. Kendisi TÜBİTAK'ta yer aldığını söyledi. Bizim de yerli ve milli bir yapay zeka programı geliştirdiklerini ifade ettiler hocam. Bunun için güzel müjdeli bir haber verebilirim. Tabii ki de, buyurun hocam. Ben de veri toplama aracınızı merak ettim. Yani görüşme formu şeklinde miydi yoksa rubrik bir? Görüşme deyince nitel araştırma tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Ben çok hızlı bir şekilde bir Google Forms üzerinden açık uçlu sorular şeklinde anket soruları hazırladım. Aldığım cevapları kodlara, temalara ayırarak değerlendirdim hocam. Şimdi ben hocamın etik kaygılar noktasına tekrar değinmek istiyorum. Ben de aynı zamanda araştırmalar yapan ve kullanan bir öğretmenim. Yani hem yüksek lisansım için kullanıyorum hem de derslerim için kullanıyorum, fikir edinme amaçlı ya da soru yazdırıyorum. Bazen gerçekten çok kolaylaştırıcı oluyor. Şimdi benim kaygılarım da gerçekten mevcut. Nasıl diyeyim? Beni rahatsız edecek noktalarda kullanmamaya gerçekten gayret ediyorum. Fakat bu kadar kolaylaştırıcı bir şeyken bu herhalde artık kaçınılmaz yani kullanımı. Oraya doğru gidiyoruz. Bunun akademideki karşılığı nedir? Bunu biliyor musunuz? Ben onu sormak istiyorum. Yani ya da mesela kaynakçıya biz bunu yazabilecek miyiz? Hani hem içimizin rahat etmesi açısından yoksa orada gülünç mü görünecek? Ya da biz yetersiz mi görüneceğiz eğer bunu kullanmış olursak? Benim sorum bu şekilde. Hocamızın ifadesinde evet yapay zeka kaynakçada yapay zekanın da yer aldığını söyledi kendisi. Ayrıca çalışmalarımızı intihal raporuna gönderdiğimizde intihallerde IE diye bir rapor da çıkıyor. Artık o yüzden intihalden de korumuş oluyoruz kendimizi. Teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Teşekkür ederim. Soru değil aslında, bir öneri. Yani ÖBA'da kullanım ve paylaşım gibi bir ortak alan oluşturmak isteniyor. Yani ben milli eğitim öğretmeni değilim. Onun dışında mutlaka kullanan bir öğretmenlerimiz vardır. Ortak aramak istediğimiz her şeyi bulabileceğimiz bir internet mevcut. Yani sınırsız. Biz yeter ki araştırmak isteyelim. Biz yeter ki bulmak isteyelim. Zaten bir yerden başladığımız zaman ondan sonra biz üretmeye başlıyoruz. Yani ben Kızılay öğretmeniyim. Kızılay'da Türkçe eğitmeni olarak çalışıyorum. Geliştirdiğimiz o kadar çok içerik var ki, yani görseniz derya deniz, yeter ki isteyelim. Bunu önermek istiyorum tüm hocalarıma.